Erk Acerer, 28 Haziran 2021, bir gün. Uçkur Gate'den Çukur Gate Türkiye'ye. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'ya, Sezgin Baran Korkmaz'ın bir Audi A8 hediye ettiği anlaşılmıştı. Sedat Peker, Karaca ile ilgili iddialarını sürdürdü. Şimdi de ortaya Uçkur'la dizayn edilen bir Türkiye şaibesi çıktı. Yakın zamanda bir mekanda önünde Peker'in hediye ettiği tespihle oturan Korkmaz Karaca ile ilgili merak ettiklerimizi Twitter'da sorduk. Peker'e mi reis diyorsunuz yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mı? Ayrıca Peker'le görüşme talebiniz oldu mu? Sanıyorum ki bu sorulara cevap vereceksinizdir. Karaca cevap vermek yerine korktu ve engelledi. Belki ek olarak Rolex saat koleksiyonu yapacak serveti nasıl edindiğini de soruya iliştirmeliydik. Peker onun siyasetin ikbal basamaklarına tırmanışını kısaca özetledi. Soylu'nun arkadaşı olduğunu, 6 sene önce Bakırköy eski belediye başkanı Ünal Erzek başta olmak üzere tüm CHP'li isimlerden para dilendiğini anlattı. Sıradan bir evde otururken Çekmeköy'de süper lüks bir villa aldığını ve lüks otellerde kalmaya başladığını söyledi. Bu servet Peker'in işaret ettiği sırların zaman ve olaylarla örtüşmesinde saklı. İddiaları daha anlaşılır halde basitçe anlatalım. Karaca'nın kariyeri bir getir götürücü olarak şekillenmişti. Genç kadınların bulunması, kritik şahıslara fuhuş için götürülmesi ve bu ilişkilerin siyasi saikler için en tepeden kullanılmasının sağlanması. Önce muhabbet tellallığı, sonra arşiv ve kasetçilik faaliyetleri. Çift taraflı bir oyun. İddiaya göre Karaca'nın siyasi ünlülerle olan fotoğraf arşivi sağlam. En önemlileri CHP'nin sağlık durumu yerinde olmayan vekili Deniz Baykal, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Soylu ve eski Maliye Bakanı damat Berat Albayrak'la olanları. Tabii Erdoğan'la da göz göze bir hali var. Kim bilir belki de bu albümün 20 yıllık iktidarın ortaya çıkışı ve yargının kriz zamanlarında iktidar lehine attığı adımlar veya suskunluğuyla ilişkisi vardır. Ya da bakanlarla top gibi oynanmasıyla. Peker'in Karaca ile ilgili iddiaları Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü İlahiyatçı Hasan Doğan'a da uzanıyor. Peker, Baykal'ın özel hayatı nedeniyle siyaseten kıskacı alındığına gönderme yapıyor. Baykal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü. Tabii ki Cumhurbaşkanı ile Deniz Baykal'ın hastanedeki görüşmesini Hasan Doğan üzerinden koordine eden Korkmaz Karaca'dır. Sonraki yükselişini zaten tüm Türkiye biliyor. Eğer bu iddialar doğruysa Deniz Baykal eliyle Türkiye'nin bir değil, birden çok kere dizayn edildiği anlaşılıyor. İlki meşhur kaset skandalının patlak verdiği 2010 yılı. İkincisi AKP'nin kaybedip kanla geri aldığı 2015 seçimleri. Baykal belki de bu süreçte sarayda ne olduğunu açıklayacaktır. Üçüncüsü ise Peker'in sözünü ettiği 18 Ekim 2017 tarihli hastane ziyareti. 3 Mayıs 2018'de Türkiye'de rejim değişmişti. Bir derin bürokrat hikayesi. Oklar Antalya'ya uzanan ve rejim dizayn eden bir fuhuş çetesini gösteriyor. İddialar arasında genç kadınlardan birinin ailesinin şikayetçi olması da var. Karaca bu konuda Peker'in aracı olmasını istese de Peker kabul etmiyor. Aile açısından da çok ahlaklı bir durum yok. Tek amacın para kopartmak olduğunu belirtelim. Magazine sarmadı, aksine siyasetin en tepesine daha da girdi. Buraya kadar olanlar, anlatılanlar ve edindiğimiz bilgiler mide bulandırıcı. Dönelim Peker'le ilgili artık video çekmeyecek, işi magazine sardı ya da CHP'ye uzandı sulandırıyor, Erdoğan'ı kapsam dışı tutacak diyenlere. Saflık bu. Peker son anlattıklarıyla rejim dizaynından söz etti. Bu da Erdoğan'a damardan bağlı. Çok şey oluyor. Tıpkı diğer anlattıkları gibi. Peker başlıklar halinde Suriye silahlarını, saraya uzanan büyük yolsuzlukları, iktidar eliyle yapılan gaspçılığı, dizayn edilen medyayı, son olarak da seks skandallarını ve Uçkur'la dönüşen Türkiye'yi konu aldı. Bunlar magazin değil, hiçbir şey olmuyor diyen karamsarlar da var. Öyle de değil, Peker bize göre bir plan yürütüyor. 2 ayda yandaş medya dağıldı. Artık havuzun Cumhur İttifakı tabanında da karşılığı yok. Bir kenara yazın, detaylar bize Fatih Tezcan gibi isimlerin de konuşmaya başlayacağını gösteriyor. Devam edelim. Sadat ifşası 4000 kişilik özel orduyu köşeye kıstırdı, elini kolunu bağladı. Yargı ve ordu hamleleri konusunda da rahatlıklarını yitirdiler. Başka? Görmüyor musunuz? Peker marinadaki o fotoğrafı dağıttı. Yalıkavak Ağar ailesinden çıktı. Korkut Eken yargılanıyor. Engin Alan'ın Can Dündar saldırısı azmettiricisi Ergun Celep'le ilgili fotoğrafları da konuşulacak. Alaaddin Çakıcı ise Kıbrıs'a gitti.
Dahası belki gözden kaçırmışsınızdır. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Yalıkavak Marina davasında şikayetçi olduğu sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti. İstanbul Başsavcılığı ise 3 gün önce harekete geçip bu karara itiraz etti.